Hepinize selamet değerli Satya'yı Türk izleyenleri. Ee, evet bir yana da bakıyorum <laughs> doğru şekilde açtım bunu diye. Hepinize selamet efendim. Hepinize selamet. Hepinize selamet. Diyor ki gerekli olan tek bir şey var. Gerekli olan tek bir şey var. Gerekli olan iki tane şey yok. Gerekli olan birkaç şey yok. Gerekli olan tek bir şey var diyor. Hepinize selamet olsun. Satya'yı Türk sözün özü ev halinden... Hepinize selamet olsun efendim. Ev halinden, e, e, ev hali birkaç herhalde bir süre daha böyle buralardayız. Ev hallerindeyiz. E, hepinize selamet olsun. Gerekli olan tek bir şey var. Gerekli olan birkaç şey yok. Gerekli olan birden fazla şey yok. Tek bir şey var. Bugün onu paylaşacağız. Kelam öyle diyor. Rab İsa öyle dedi. Dedi ki gerekli olan tek bir şey var. E Rab İsa dediyse inanın bana doğrudur. Rab İsa dediyse tek doğru odur. Kesin doğru odur. Gerekli olan Tek bir şey var. Kafamızı çok sağ sol çevirmeyelim. Çok fazla, çok fazla stres dolu bir hayat reva görmeyelim kendimize. Minimal ama ama doygun bir hayat, ama dolu bir hayat. Gerekli olan tek bir şey vardır İsa. Gerekli olan tek bir şey var. Gerekli olan ikinci bir şey yok. Çok kuvvetli bir söz ya. Çok net, çok kuvvetli bir söz. Sözün özü ev halindesiniz, bizim evdesiniz. Sözün özündesiniz. Hepiniz selametle geldiniz. Olabilir ki sosyal medya dahi olsa ilk defa açanlar vardır, ilk defa denk gelenler vardır. Ee, burası bizim ev. Efendiniz, ismim Cem Ercin efendim. Ben bir kilise hizmetkarıyım, kilise pastörüyüm. Devamlı takip edenler biliyordur Sözün Özü programımızın ismi. Sözün Özü programını yapıyoruz. Sözün Özü'nde tartışıyoruz Tanrı'ya dair. Sözün Özü'nde konuşuyoruz ve Hristiyan inanç esasları doğrultusunda yapılıyor programımız. Hristiyan inanç esasları doğrultusunda olaylara bakıyoruz. Dünyaya bakıyoruz. Tanrı'nın Tanrının gözleriyle bakmaya çalışıyoruz. Olaylara, dünyaya, her şeye. Hepinize selamet olsun. Tek bir şey istiyorum sadece ricam sizden. Olabilir ki sesle ilgili vesaire ilgili yanlış fikirlen bir şeyler varsa. Çünkü bu işlerin acemisiz ama biraz bu korona döneminde biliyor musunuz baya e, baya şey oldum ben. <laughs> baya öğrendim biraz bu işleri. E, lütfen yorum yazılsın. Ümit de izliyor bizi herhalde. Lütfen yorum yazsın bize. Yapsın bize. Ee, nasıl gidiyor nasıl gidiyor şey yayın konusunda. Belki gerekli olan tek bir şey vardır Rabbi İsa. Gerekli olan tek bir şey var. Efendim gerekli olan tek bir şey var. Rabbimiz İsa Mesih bir olay var bugün. Ona bakacağız. Bir olayla bakacağız. O olay o olay o Olaya bakarken şunu Çünkü olaya baktığımızda Rabbi İsa Mesih'in olaya verdiği hüküm, yargı o kadar farklı ki ya bizim dünyasal hükümlerimiz, dünyasal yargılarımız bir şey bir olay oluyor birisi hakkında bir olay hakkında. O kadar tanrının yargılarıyla tezat oluşturuyor ki bazen birçok zaman. Bunu konuşacağız bugün. Bir olay özelinde bakacağız. Ve Rab İsa'nın orada vurgusu var diyor ki ya gerekli olan tek bir şey var bir tane. Bir ikinci şey yok ya. Mahvetmeyin hayatınızı. Kasmayın kendinizi. Hayatınızı zorlamayın. Hayat zaten yeteri kadar sıkıntılı. Rab insan bu dünyadan ayrılırken dedi ki ya bu dünyada sıkıntımız olacaktır dedi. Bu dünyada sıkıntımız olacaktır ve çok olacaktır. Onun için Rab diyor ki gerekli olan bir tane şey var. Rab'in bizim için öngördüğü hayat çok maksimize bir hayat değil biliyor musunuz? Çok böyle maksimize bir hayat istemiyor. Minimize bir hayat ama ama ruhsal olarak maksimize olmak. Fiziksel olarak değil. Her yere yetişme çabasıdır var ya gider bir her yere ulaşma çabası her yerde bulunabilme çabası Hani ışık hızında yaşam çabalası. Gerek yok diye bunlara. Işık hızında bir şey olacaksa illa ki ruhsallığınız olsun. Ruhsallığınız maksimize olsun. İhtiyacınız olan bu. Her şey yeteri kadar zor. Daha çok zorlaştırmayın. Birisine bir övgü var kutsal kitapta. Şimdi paylaşacağım. Pasajda. Hristiyan ve kutsal Hristiyan olan ve Hristiyan olup da İncil'le haşır neşir olan kişiler için çok bilindik pasajdır bu pasaj. Aslında okuyacağım pasaj. Orada birisine övgü var ki o övgüyü dünyasal bakış açısıyla baktığı zaman o pasaja birisi o övgüyü sunmaz. Öbür yani tam tersi bir övgü sunar. Hatta yergi sunar o kişi, kişiye. Övgü sunmaz yergi sunar. Yergi yapar. Ama Rab başka düşünüyor. Çok farklı. Bilenler biliyordur. Marta ve Meryem olayı. Luka 10. bölümde geçiyor. Ee, Rabbimiz İsa Mesih'in bir ev, evi ziyaret bir ev var. İki kardeş var. Marta ve Meryem. Bunlar çok aşırı neşiler Rabbi. Rabbi çok seviyorlar. Kişi çok seviyorlar ve açıkçası hani dünyasal tabirle frekansları çok tutuyor. Rabbi İsa onların evine gidiyor. Onların kardeşi Lazar ölümünden dirilti Rab İsa. Diriltiyor onu da görüyoruz. Çok aşırı neşiler. On, 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 ve çok seviyorlar. Onun evlerine gelmesini çok seviyorlar. Eee çok seviyorlar onun rapi evine gel ara sıra şeylere de bakıyorum orada yorumlara da bakıyorum ne onun için kayıyor <laughs> fazla bakmayın. Yasin Bey'in yorumu var. Peki Yasin Bey Rabbim bereketli üzerinizde olsun. Şimdi ee, geldiği zaman evlerine orada orada İsa Meryem Marta Meryem'in evindeyken Marta'nın bir tepkisi var İsa'ya. Marta'nın bir tepkisi var. Ve çok rahat sunduğu bir tepki var ha Çok da rahat sunuyor o tepkiyi. Çok da rahat söylüyor o tepkiyi. İşte onun yakınlığına, yakınlığına binaen. Peki diyor ki orada İsa öğrencileriyle birlikte yola, yola devam edip köye, bir köye girdi. Marta adındaki kadın İsa'yı evine konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız, kız kardeşi Rabbin ayaklarının dibinde oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayaklarının dibine oturmuş. Oturmuş. Evet Sahte Türkiye teşekkür ederim. Ayet söylemeyi unuttum. Luka 10. bölüm 38-41. ayetler. Doğru. 42 de var. 42 de var ayakların dibine oturmuş Meryem İsa'yı dinliyordu. Marta ise işlerin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. Bir telaşla gidiyor Marta'da. İşler çok. Misafir insanlar gelmiş. Rab İsa gelmiş. Ağır misafirler gelmiş. İsa gelmiş. İsa'nın yanına gelerek Marta İsa'nın yanına geldi. Nereden biliyoruz bir daha önceki evveliyatları olduğunu? Oradan biliyoruz. Mesela çünkü diyor ki Ya Rab Ya Rab kitap bu. Ya Rab Kardeşlerin kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin. Şikayet ediyor. Kimi? Kardeşini. Kime? Rab İsa'ya. Neden? Diyor de çok stres var. O da gelsin streslensin. <laughs> Tam olarak söylediği bu aslında. Rab ben stres altındayım. E, e o da gelsin stres olsun benimle. Rab ona şu karşılığı verdi. Marta Marta. Sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Gerekli olan tek bir şey var Marta. Bir tane şey var gerekli olan. İkinci bir şey yok. Gerekli olan tek bir şey var. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak. Alınmayacak kendisinden. Ya dünya var. Dünyayesin geliyor burası. Bak. Burası Burası dünya isim geliyor. Ne demek dünya isim geliyor? Pastor. Ne demek yani dünya? Dünya demek dünya derken ne demek istiyorsun? Ya yani şunu isim geliyor. Ee, i̇nsanlar var değil mi etrafta? Anlamaya çalışan, İsa'yı tanımaya çalışan, gelen, soruları olan, kafalarında soruları olan insanlar var o evde. Kim var o evde başka? O evde başka sorumluluğunu biliyor gözüken dünyasal terimlerle. Çünkü dünya burada Meryem'i yargılar. Ya yani Marta haklı yani. Marvarta haklı kardeşim, orada oturuyor, öyle olacak mı ya yani, gel gelmiş, evetim, ee, kalkıp yardım etmesi lazım. Atlıyor insan ayakları dibinde, öyle dünya dünya öyle yargılar. Dünya prototipi. İnsanlar gelmişler, İnsanlar insanlar arayan insanlar, arayış içinde olan insanlar. Bugün tıpkı dışarıdaki insanların arayış içinde oldukları gibi, bir tanrı arayışıdır. gerçek tanrıyı aradıkları gibi. Bazen Tanrı'yı bir yerlere hapsedip kendi kafalarında uydurdukları Tanrı'ya inandıkları gibi bir arayış var ama. Diğeri kim? Diğeri Marta. Marta ne isim gibi biliyor musunuz? Marta dindarlığı simgeliyor. geliyor. Sorumluluğu bilen dindarlık. Hani vecibelerini yerine getiren kişiler var ya dini vecibelerini aksatmamaya çalışırlar. Sektirmemeye çalışırlar. Ama o kişiler Tanrı'yı yeteri kadar içselleştirmezler birçok zaman. Anlamazlar Tanrı'yı. Vecibelerde pür dikkattir vecibeler acayip odaklanmıştır. Ama ama Tanrı'ya yeteri kadar güvenmezler. Her şeyden korkarlar. Bir korkudur alır gider onların yüreklerini. Bir korkudur alır gider onların yüreklerini. Bir korkudur alır götürür. Vecibe ise dibine kadar vecibe dediler. Dini, dini ibadetlerindedirler. Dibine kadar. Sektirmezler. Orucundan vesairesi. Ama güven Rabb'e güven. Rabb'e güven yok. Rabbi anlamak, Rabbi anlamak çok az. Yok. Rabbi içselleştirmek, Rabbi ruhsal olarak temas kurmak, Meryem İsa'nın kim olduğunu anlamıştı. Meryem İsa'nın yüceliğini görmüştü. Meryem İsa varken Meryem için artık hep her şey boştu, boş mu? Boş olmaya başlamıştı. Hiçbir şey anlamını yitirmişti. Çünkü Meryem o sırada İsa'nın ayaklarının dibinde oturmuş, onun ağasından çıkacak her söze, her harfe bakıyordu. İçselleştirmişti İsa. Boş geliyordu. Bütün artık bütün hırslar, bütün her şey, bütün o stres, koşuşturma onun için artık boştu. Hiçbir anlamı yoktu Meryem için. Çünkü İsa onun yüreğindeydi aslında. Doğru yargı çok önemli biliyor musunuz? Doğru yargıda bulunmak, doğru hüküm vermek. Bu bu dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Biz doğru kararları vermek. doğru kararlar vermek, doğru kararlar vermek. Doğru kararlar vermek. Rab dedi ki gerekli olan bir tane şey var. Bir tek şey var gerekli olan. Nedir o? Gerekli olan şey onda kalmak. Ondan almak. Direkt Rab'den almak. Çünkü öbür türlü doğru karar veremezsiniz. Doğru hükümde bulunamazsınız. Ya öbür türlü doğru hüküm olmaz. Doğru hüküm için Rab'den almak lazım. Tam da yemin yaptığı gibi. Doğru hüküm için ona aç olmak lazım. Doğru doğru yere durmak için ona aç olmak lazım. Onu aramak, onu hissetmek. Tanrı'yı aramak doğru olan şey bu. Gerekli ihtiyacımız olan bu şey bu. Tanrı'nın özünü aramak, özünde olmak. O zaman bu dünyanın ne diyelim? Saçmalıkları, bu dünyanın hırsları, bu dünyanın vesaireleri hiçbirisi bizi ilgilendirmeyecek. Hiçbirisi kasmayacak bizi. Hiçbirisi bizi yanlış yere sürüklemeyecek. O zaman da işte böyle yanlış kararlar vermeyeceğiz baktığımız zaman. Diyoruz ki ya Meryem'in yaptığı doğruydu. Niye? Çünkü Rabbin ayakları dedi ve ağzının içinden çıkan her söze bakıyordu o. Ya şöyle bir şey çizsem şimdi bakın bir, bir, bir küçük bir mizansen yapalım. Küçük bir ne mizansen değil ya bir, bir hikaye yapalım. Şimdi bir adam var ve iyi bir Hristiyan olsun bu adam. Her sabah kalkıp sabah ilk işi Rabbi övmek olsun. İşe gitmeden önce açıp kutsal kitabı okumak olsun. O günde şöyle bir şey olsun ya. Rabbin Mesela bazı günler şöyle bir şey olsun veya o gün şöyle bir şey olsun. efendim dua ederken Rabb'in, Rab dokunsun yüreğine. Böyle o kadar güçlü bir biçimde gelsin ki Rabbin kutsal ruhu. O kadar güçlü bir biçimde gelsin ki Rabbin kutsal ruhu. O kadar içselleştirsin ki Rabbin ruhu. Ya da kelamı okurken o kadar dokunsun ki kelam ona. O kadar derinlemesine dokunsun ki kapatamasın bir türlü kelamı. De bu adam işçi olsun. Otobüsü kaçsın. işe geç kalsın. Hadi gelin yorumlayalım. Dünyası olarak yorumlarsak ne yaparız? Eski yani yok kardeşim. Ya. Saati kurması lazım. Nasıl? Saati kuracak. E Rabbin ruhu geldi, kelam şey geldi. Cık. Saat durdu mu? Rabbin ruhu falan biter abi çünkü iş var, iş başlıyor. İşe gidecek. Göksel yargı der. Göksel yargı şunu der. Gerekli olan bir tek şey var. O kişi doğru yolu seçti. İş bitmez. İş bitmez ya. İnsan biter. iş bitmez. İşe yetişemez. Ha şunu der şimdi mesela e, şu, şu söz gelir bana o zaman. Bir bunu anlatırsam ben yani böyle bir şey karşılaşmadım ama yani eğer bunu ben bir yerde anlatırsam hemen bana şu söz gelir. Ya yani da bir işte çarşıda pazarda bir dost sohbetinde falan anlatırsam veya dost sohbeti mi bir sohbette anlatırsam bunu hemen bana şu gelir. Ama tamam da pastör şimdi yani adam da var ki yani hemen onu efendim şey yapar bahane eder sürekli. E, e sürekli işe geç kalır. Ya Biliyor musunuz ben ben buna cevap bile vermem. Cevap vermeyi bile zul sayarım ya. Niye biliyor musunuz? Ya bir insan kendi bahanesi, Tanrı'yı kendi pis emellerine bahane edecekse, kendi pis yüreğine bahane edecekse o adam konuşacak bir adam değil kardeşim. O kadar kötü kötülük var, o kadar o durumdaysa insan oldu. O durumdaysa bir şey. Bunun bunun tartışacak tarafı yok yani. Bunu neyin tartışacaksınız ya? Neyin tartışacaksın ki bunu? Mahov adamı, o adamın işi çok zor. Ya o adamın işi çok zor. Anlatamam size ne kadar zor o adamın işi. Ki o adam, o adam yalan söylesin. O adamın işi çok zor ki o adam yalanla Rabbim e, şahit yapsın. Yalanla ortak etsin. O adamın işi çok zor babam. Ben bunu anlatamam bile, tartışmam bile. Yani dünyanın değer yargıları derken işte kastettim bu. Ruhsal değer yargıları, dünya değer yargıları çok farklı. Çok farklı. Biz Tanrı'nın gözleriyle de olaylara bakmalıyız. Tanrı'nın gözleriyle hüküm vermeliyiz. Bakın bir hikaye daha var. Gene çok yanlış yorum. Hatta elçilerin, elçilerin çok yanlış yorumladığı bir hikaye var. Matta da geçiyor. Matta 26. bölüm. 6. ayetten itibaren. Okuyacağım. 6. ayetten 13. ayet arasında. Gene bir hikaye. Gene Rab İsa bir Simon'un evinde. Simon diye bir adamın evinde. Cüzdanlı bir adam. Yemeğe gitmiş. Bakın ne oluyor ama. Evindeyken yanına bir kadın geldi. Simon. Cüzdanlı Simon. Onu evine çağırdı. Ama ettiği kadar hürmet etmedi ona. Evine davet etti. Çünkü merak ediyor. İsa diye biri var. Acayip mucizeler yapıyor. Acayip şeyler yapıyor. Bir gel bakalım bir görelim diyor. Bir sorumluluğu yerine getiriyor. Yeteri kadar şey göstermiyor ama bir anlamak istiyor, tanımak istiyor. Ama orada kısa bir kadın geliyor. Kadın da öyle fazla, ne fazla? Hiç zengin bir kadın değil. Ama kadın kaymak, kaymak taşından bir kap içerisinde çok değerli, güzel kokulu yağ getirmişti. İsa da İsa sofuda otururken kadın ya onun ondan başından aşağı döktü. Bu kadının büyük bir tane parası yoktu. Bu kadının büyük bir tane bütün parasını, bütün birikimini buraya harcamıştı. Bütün birikimini buraya harcamıştı. Nereden biliyoruz? Çünkü Luka bahsediyor aynı işten ve Marcos'ta da geçiyor aynı hikaye. Oradan anlıyoruz ki bu kadın aslında çok daha fazla zengin değil. Hatta bütün birikimini dökmüş buraya. Ama bakın dünyasal yargı ne yapıyor? Öğrenciler, insan öğrencileri. Bakın bunlar insan öğrencileri. Bu söz kiliseye. Kilise bundan üstüne alınmalı. Doğru hüküm. Doğru hüküm vermek. Doğru yargıda bulunmak. Gerçeği ayırt etmek. Yüceliği ayırt etmek. Yüce olanla yüce olanmayı olmayan ayırt etmek. Dünyasalla, uhreviyatla dünyeviyatı iyi ayırt etmek. Hangisinin üstün olduğunu görmek. Hangisinin yüce olduğunu görmek. Hangisinin önde geldiğini görmek. Bakın öğrenciler ne diyor? Diyor ki öğrenciler. Bunu görünce kızdılar öğrenciler. Öğrenciler kızdı. Niye kızdı? Öğrenciler cebinden mi çıktı para? Yok. Öğrencilere bir zararı var mı? Yok. E niye kızdı öğrenciler? Bakın niye kızmışlar. Diyor ki nedir bu savurganlık? Savurganlıkmış bu. Nedir bu savurganlık? Bu yağ pahalıya satılabilir. Parası yoksullara verilebilirdi. Söylenenleri fark eden, söylenenleri fark eden İsa öğrencilerine Kadın neden üzüyorsunuz dedi ya. Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Her zaman yapacaksınız ona yardımlarınızı. Ama ben her zaman her zaman aranızda olmayacağım. Ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu güzel kokulu yağı beni gömülmeye hazırmak için, hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde bu dünyanın neresinde duyulursa duyulsun. Duyulursa, bu müjde bu dünyanın neresinde duyulursa bu kadının yaptığı da onun anılmasından duyulacaktır. 2000 yıl sonra 2000 yıl sonra, 2000 küsür yıl sonra pastörün biri böyle sosyal medyada bu kadının yaptığını anlatacaktır. Övecektir bu kadının yaptığını. Niye? Çünkü bu kadın diyecektir bu pastör. Bu kadın diyecektir. Bu kadın İsa'nın yüceliğini gördü. Bu kadın gerçek olanı gördü. Bu kadın tek bir gerçek var. O tek gerçeği gördü. Gerekli olan tek bir şey var. Bu kadın onu gördü. Hint sümbülü yağ diyor ya hiç. Ve çok pahalı bir yağ. İsa'daki yüceliği görmek bütün dünyasal yargılardan bizi özgür kılar biliyor musun? Bütün dünyanın yargılı hapse hapseden bizi hapseden yargılayışından yargılarından özgür kılar. Rabb'e iyi gerekli olan bir tek şey var gerekli olan görmeniz gereken bir tek şey var. Bu dünyaya baktığınızda, yaşamınıza baktığınızda görmeniz gereken bir tek şey var. O bir tek şeydir ki sizin yüreğinizi tutacak şey. O bir tek şeydir ki sizin yüreğinizdeki boşluğu dolduracak olan şey. Ve eğer o bir şey, o bir şeyle o gerekli olan şey var ki o gerekli olan şeyi hissettiğiniz zaman başka bir şey aramazsınız. Orada oraya koşturmayısınız Marta gibi. Stres yüklemezsiniz kendinize. Stres dolu bir hayatı reva görmezsiniz kendinize. O gerekli olan tek şeyi gördüğünüz için. Ruhsal doygunluk. İnsan aradığı, dışarıdaki insanların aradığı o aradığı şey. Ruhsal tatmin. O yüreğindeki boşluğun tatmini. Gerekli olan tek şey onu tatmin etmek. Ve o şey sadece bir şeyle tatmin olur. Rabbin, Rab orayı tatmin eder. Biz Rabb'den ayrıldığımızdan beri yüreğimizde o boşluk var. Ve o boşluğu ancak ancak Rab tatmin eder. Eğer tatmin olduğu zaman öyle her yerden bir yerden bir yere yetişmeye çalışırsın. Süre, pardon. Sürekli her yere yetişmeye çalışmazsın. Oradan oraya koşturup durmazsın. E tıpkı bu kadın gibi... Tıpkı bu kadın gibi. Onun varlığı, onun varlığı yeter. Bir tanesi bütün paranı harcarsın. Çünkü artık bir anlamı kalmamıştır. Çünkü dolmuştur yüreğin, doymuştur yüreğin. Ve gidersin bütün, bütün o yağ onun üzerine boca edersin. Ve onu yüceltirsin. Hani bazen hayatta alırsın mesela değil mi? İşte o hiç ayıflanmaların kalmaz hayata dair. Geçmişe dönüp baktığında bazen ayıflanan insan oldu. Neden ayıf? Ne için ayıflanan? Ya işte şu, şu, işleri yapamadım. Ya, ya mesela kıskançlık olur bazen. Ya filanca işte bak nerelere, nerelere, ulaştı, nerelere ulaştı. Ben ulaşamadım, ben gelemedim oralara. İşte ihtiyacı olan Tanrı'nın ruhudur bunu düşünmemek için. Çünkü bu da yeryüzüne de ait bir yargıdır. Yeryüzüne ait bir yargıdır, yanlış bir yargıdır. Yanlış bir yargıdır. Stres dolu bir hayat reva görüyoruz kendimize. Zor bir hayat. ya zaten zor ama bir saat daha çok zorlaştırıyoruz. Yer, yersel yersel yargılarla dünyaya bakarak. Yersel yargılarla dünyaya bakarak ve bütün bugün Meryem'i öven bütün dünya Marta'yı haklı bulurken, bulacakken, dünya yargısı Marta'yı haklı bulurken Meryem'in sonuna kadar öven Rab diyor ki tek bir şeye ihtiyacınız var. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Bir şey var ihtiyacınız. Tek bir şeye ihtiyacınız var. Ve o şey kendimize reva gördüğümüz bu hayattan çok daha bereketli bir hayat getirecek bize. Kendimize reva gördüğümüz bu koşuşturma hayatından çok daha bereketli bir hayat getirecek bize. Ruhsal olarak şey ve fiziksel olarak binimize olacağız ama ruhsal olarak maksimize bir hayat. Dolu bir hayat, doygun bir hayat. Doygun bir hayat. Hani öleceğin zaman ölüm günlerin geldiğin zaman de, demeyeceksin ki yani dur bakalım ya daha yaşamadık. 85 yaşına geliyor, 90 yaşına geliyor adam. Diyor ya dur ya daha yaşamadık. Daha ne yaşayacağım? Görüp göreceğim bu. Ama işte ruhsal doygunluğun varsa dersin ki ya yaşadım. Yaşadım Rab. Senin yanına gelmek istiyorum. Burada bunları gördüysem senin yanına neler göreceğim ben? Senin yanına neler göreceğim ben? Gerekli olan tek bir şey var. Ya bu gerekli olan tek bir şey var derken şunu anlamayalım. Gerekli olan tek bir şey bizim Rab için gerekli olan değil. Bizim için gerekli olan tek bir şey var. Gerekli olan tek bir şey bizim için gerekli olan tek bir şey. Bizim için gerekli olan tek bir şey Tanrı'nın, Tanrı'yı aramak, Tanrı'nın ayaklarının, dizlerinin dibinde oturmak Meryem gibi. O zaman o şey oturduğumuz, o aldığımız şey, o gerekli olan tek bir şey bizi Allah adamı yapacak. Bizi Tanrı kadını yapacak. Tıpkı Meryem'in olduğu gibi. Gerekli olan tek şey, gerekli olan şey bizim için iyi olan şey çünkü bizi büyütecek. ruhsal olarak derinleştirecek bir şey. ruhsal olarak büyütecek bir şey bizi. Gerekli olan tek şey bizi bizi en yücelerde, en derinlerde, en derinlerde güçlü ve bereketli bir yaşam hissettirecek olan şey. Aşkınlık, doygunluk. Doygun bir yaşam. Ya insan oğlu Tanrı'dan ayrıldığından beri, Tanrı'dan ayrıldığımızdan beri bizim yüreğimizde boşluk var. O boşluğu doldurmak için sürekli bir şeyleri Tanrı yapmaya başlıyoruz. Oraya sürekli bir şeyler koyuyoruz ve o koyduğumuz şeyleri tapıyoruz sürekli. Sürekli, sürekli o koyduğumuz şeyleri tapıyoruz. Onlara dolduruyoruz ve tapıyoruz o yüreğimize koyduğumuz şeyleri. Bugün bak... E, mesela biraz zengin ülkelerde... Çok görüyoruz bunu. Ya zengin ülkelerde bak, baktığın zaman daha çok sapkın öğretişler, mistik öğretişler, tuhaf tuhaf öğretişler, tuhaf tuhaf şeyler... Sapkın e, şey pardon, zengin ülkelerde daha fazla olur. Niye biliyor musunuz? Çünkü zengin ülkelerde çok destek bulurlar. Çok parasal destek de bulurlar. Niye parasal destek bulurlar insan? O, o tür öğreticiler. Ya çünkü şöyle. Çünkü insanoğlu para kazanıyor falan bir yerlere geliyor da yüreğindeki boşluk aynı boşluk. Tanrı'dan ayrıldığı günkü aynı boşluk yüreğinde. Oraya birçok şey koyuyor Tanrı yapmak için. Orayı doldurmaya çalışıyor. Her gördüğü şeyi doldurmaya çalışıyor. Birileri de bundan demalanıyor. Bu kadar basit. Neleri bundan Ortaya bir şey sunuyor, indiriyor. Bakıyorsun ya budur diyorsun arada bir şey. Yüreğimi, yüreğimi tutacak olan şey budur. Gerekli olan tek şey budur diyorsun. Bir e bakıyorsun sonra fos çıkıyor. Verdiklerinde kalıyorsun. Onun içindir ki zengin ülkelerde birçok ya da zenginleri gördüğünüzde birçok zengini görürsünüz ki ya da fakir ülkelerde olsun birçok zengini görürsünüz ki tuhaf tuhaf öğretişlerin peşine takılmış. Tuhaf tuhaf öğretişlerin peşine takılmış. Ya dünyanın sıkıntısı bu. Dünyanın bütün dünyanın sıkıntısı bu. Yürekteki boşluğu doldurmak. Çünkü Tanrı ancak, gerçek olan ancak o boşluğu doldurabilir ve gerekli olan tek şey budur. Bütün dünyanın koşuşturması, problemi, stresi, kavgası, savaşları vesairesi hep bundan. Bir şey bir şey daha söyleyeyim. Çok uzun süre boşluğu, do, boşluk doldurulmadığı için insanoğlu hastalık, bu bir hastalık getiriyor ve insanoğlu hasta, ruhsal olarak hasta insan. Olan. Kimse tam sağlam değil. O gerekli olan şey dokunmadıkça, gerekli olan tek şey o dokunmadıkça yüreğe hep hasta kalacak insan oldu. Hep hasta kalacak insan oldu. O zaman da o zaman da dünya öyle acayip acayip boş boş fikirlerle de olacak insan oldu. Boş boş fikirler ya da işte gerekli olan tek şey bu diye ya da yüreği tutacak olan şey bu diye bakıyorsun onun peşine koşacak. Dünya sonra başka bir şey koyacak önüne. Haydi o başka bir şeyin önüne koşacaksın vesaire vesaire. Bir sarma aldır gidecek öyle. Rab'den beslenmek. Meryem gerçeği görmüştü. Meryem ondaki yüceliği görmüştü. Meryem ondaki ondaki şeyin yüreğin tuttuğunu görmüştü. Yüreğin boşluğunu dolduracağını görmüştü. Meryem dünyanın bütün kıskançlığından, bütün saçma fikriyatından, bütün egosun, ego egoyu popolayan bütün her şeyden özgürdü artık. Çünkü Meryem gerekli olan tek şeyi görmüştü. Meryem ruhsal olarak rahattı artık. Meryem daha maksimize bir hayat yaşayamayacaktı. Daha stresli bir hayat yaşayamayacaktı ama ruhsal olarak çok maksimize olacaktı. Ruhsal olarak çok derin bir ruhsallık yaşayacaktı. Ve dünyanın değerlerinden daha iyi, daha doğru değerler, daha doğru, doğru değerler olacaktı Meryem'in. Tıpkı en doğru karar verip İsa'nın ayaklarının dibine oturup onun ağzından çıkan her harfi yüreğine koymaya çalıştığı gibi. Söz ne kadar kuvvetli ya. Söz ne kadar kuvvetli. Kelam diyor ki bu dünyada bir tek şey var gerekli olan bir tek şey var dedi İsa. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Bu dünyada gerekli olan size gerekli olan ikinci bir şey yok. Bu kadar güçlü bir söz. İkinci bir şey yok gerekli olan. Tek bir şey var. Biz bazen kendi kendimize bir hayat planlamaları yaparız ya, Kendi kendimize vizyonlar koyar, kurarız. Acayip işte şöyle bir hayatım olacak şu şöyle evler alacağım. Her yani iş hayatı mesela. Of. 10 yıllık planlamamızda efendim 10 yıl sonra şurada olacağız, 20 yıl sonra şurada olacağız vesaire 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 vesaire. Büyük planlar. Sonra bu hayatı hızlandırmaya çalışıp dururuz. Bu hayatı ışık hızına getirmeye çalışıp dururuz. En ufak bir şeyde de öfke ederiz. Niye? Çünkü planlarımız tutmayacak diye. Stres abi stres. Ve fiziksel olarak bir maksimize hayat yaşamak isteriz. Her tarafa yetişmek isteriz. Her yenilikten haberimiz olsun. Her trendten haberimiz olsun. En iyi biz yorumlamamayız dünyayı. Dünyasal kavramlarla yorumluyoruz ne yazık ki. Kelam diyor ki bugün, Rab İsa diyor ki ya bırakın bu hayat yavaş aksın yavaş. Bu hayat yavaş aksın sizin ruhsallığınız hızlı olsun. Hayat küçük olsun bırakın. Ama ruhsallığınız büyük olsun. Ruhsallığınız büyük olsun. Ya Rab'den doymak, Rab'den tatmin olmak. Ne bileyim? oturup belki ailenle belki oturup bir sofada yemek yerken Rabbi düşünmek, Rabb'den zevk almak, Rabbin sözünden paylaşmak. Ama onu hissetmek ya. Dışsal bir tanrı değil. Öcü bir tanrı değil. Dışarıda olan öcü bir tanrı değil. İçte olan sevgi tanrısı. Ondan lezzet almak ya. Ondan beslenmek. Öyle her yere yetişmeye çalışmadan. Özgür olmak ya. Sadece Rabbin Rab nefesini hissetmek. Hayatın bunu. Ta ki yaşlandığında, bedenin ağırlaştığında, bedenin yorulduğunda demek ki ya ben bu hayata bu hayata doymadım demeyesin. Ama bu hayata doydum diyesin. Doydum bu hayata rahat. Ben senin yanına geleyim. Burada bunları yaşadığımsa orada kim bilir ne kadar daha güzel şeyler yaşayacağım. Meryem doğru olanı seçti. Meryem doğru olanı seçti. Meryem doğruyu gördü. Meryem de İsa'daki başka şeyi, farklılığı gördü. Adam bütün parasını verdi. O düşük, o o pahalı yağı aldı ve gitti. Onun bütün fikrini değiştiren, onun bütün yüreğini değiştiren, ihtiyacı olan, aradığı şeyi, hayatı boyunca aradığı şeyi bulduran o insan, o, o kişiye gitti ve bütün yağının altına, onun üstüne döktü. Onu etti. En pahalı şeyi bir anda tüketti. Dedi ki sen varsan, sen geldiysen, artık hiçbir şeyin, hiçbir dünyasal Hiçbir dünyasal şatafadan anlamı yok benim için. Hiçbir dünyasal çekiciliği anlamı yok benim için. Hiçbir dünyanın değerini anlamı yok benim için. Mertem ona, Meryem onun ayaklarının dibinde oturdu ve onun ağzından çıkan her söze baktı. Onun ağzından çıkan her söze baktı. Meryem doğru olanı seçti diyor kelam. Rab İsa. Bugün bugün teşvim size bu olsun. Doğru olan nedir? Kelam diyor ki iyi olan gerekli olan gerekli olan bir tek şey var. Gerekli olan bir tek şey var. Ömer Yav onu seçti. Sahte Türk izleyicisi, değerli kardeş, sözün özü izleyicisi. Bugün teşvim odur ki, gelin gerekli olan tek bir şey var diyor Rab. İkinci bir şey yok gerek. Birkaç şey değil gerekli olan. Tek bir şey var. Teşvik etmek isterim sizi. Bugün bugün gözlerinizi kapıyasınız ve dua edesiniz Rabbin önünde. Şimdi benim yapacağım gibi. Ve ki Rab, Diyesiniz ki Rab, gerekli olan şeyi bana göster. Gerekli olan şeyi bana göster. Tıpkı Meryem gibi lezzetli bir hayat, doygun bir hayat, yüreğimi dotan bir hayat Rab. Bu gerekli olan şey, şeyi bana göster. Rab bugün bir, dedi değil ya bu açık yürekle söyleyeyim. Rab bugün bir pastör gibi bir şey izledim. Pastör gibi bir adam vardı. Papaz mıydı, pastör müydü bilmiyorum. Dedi ki gerekli olan tek bir şey var, ikinci şey yok. Eğer doğruysa bana göster. Yürekten isteyin bunu. Yürekten isteyin. Yürekten isteyin. Rab sana yücelik veriyorum baba. Yücelik veriyorum Rab. işte bütün izleyenleri, bütün bu pay... Önce söz için sana teşekkür ederim Rab. Yüreğime koyduğun bu söz için, güçlü bu söz için sana teşekkür ederim baba. Ya Rab sana yalvarırım Rab. Ağzıma sürekli bu sözü koy ki ta ki gerekli olan şeyi kardeşlerle paylaşayım. Tek gerekli olan seni kardeşlerle paylaşayım. Seni içselleştirmeyi Ta ki bilsinler, bilsinler ki Tanrı ile ruhsal olarak temas kurulur. Tanrı ta ki bilsinler Tanrı insanı yüreğine yerleşebilir. Rab gerekli olan tek şeyi onlarla en iyi şekilde paylaşayım diye. Ve Rab sana yalvarıyorum beni izleyenleri, bu mesajı bugün işitenleri, bu sözü bugün işitenleri hepsini tek tek önüne getiriyorum Rab. Sana yalvarıyorum Rab. Gerekli olanı işitsinler. Onlara Meryem'in yürek açıklığını ver baba. Açılsın yürekleri ve işitsinler Rab. Gerekli olan tek şeyi işitsinler. Haleluya. Alleluya. Hepinize selamet olsun. Hepinize selamet olsun. Sözün özü ev hali efendim. Sözün özü ev halinden hepinize selamet olsun. Haftaya salı günü yine bu saatlerde. Görüşmek dileğiyle. Hepinize bereket olsun. Unutmayın. Gerekli olan tek bir şey var. İkinci bir şeye gerek yok. Rabbim bereketi üzerinizde olsun.